Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Bugün 10. sınıf biyoloji dersinde neler öğreneceğiz bunlardan bahsedeceğiz. Ben aralarda size küçük tüyolar da vereceğim. Biyoloji dersine nasıl çalışırsak aklımızda daha iyi bir şekilde kalır bu ders. En fazla verimi nereden alırız? Hangi konuya daha fazla ağırlık vermek lazım? Üniversite sınavında hangi konudan nasıl sorular çıkıyor? Bunlardan da tabii ki bahsedeceğim. Yaslanın arkanıza. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk olarak 9. sınıf gibi 10. sınıf biyolojide de 3 tane ünitemiz var gençler. İlk olarak hücre bölünmeleri ünitesiyle başlayacağız. Arkasından kalıtımın genel ilkeleri, genel esasları dediğimiz ünite karşımıza çıkacak. Tecrübeyle sabittir ki pek sevilmeyen üniversite sınavında kesin her sene bir sorusu gelen bir konudur. Genellikle gelen sorusu da eleyici soru oluyor diyeyim gençler. Son olarak da 3. ünitemiz ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları olacak. Bununla da ilgili size söyleyeceğim bir kısım var tabii ki. İlk üniteyle başlıyorum. Dediğim gibi ilk ünitemiz hücre bölünmeleri ünitesi olacak. Dokuzuncu sınıftaki hücre ünitesinin biraz tekrarı niteliğinde düşünebilirsiniz gençler. Dokuzuncu sınıfta hücre ünitesinde hücrenin içini detaylı bir şekilde öğrenmiştik. Prokaryotlardan, ökaryotlardan bahsetmiştik. Hatta canlılar dünyası ünitesinde Hangi alemdeki canlılar tek hücreli, hangi alemdeki canlılar çok hücreli? Tek hücreliler nasıl çoğalır? Çok hücreliler nasıl çoğalır? Bunlardan bahsetmiştik. Oradaki bilgilerimizi temel alarak bu üniteye geçiş yapıyoruz. İlk olarak neden bahsedeceğiz? Tabii ki hücrelerin yaşamına sonsuza kadar devam etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hücrelerinde belli bir ömrü var. Ömrü tamamlanan hücre bölünme yaparak yeni bir hücreye dönüşüyor. Gençler, hücreler neden bölünüyorlar? Bölün meseler ne olur? Bölün meseler içeride hangi sorunlar, aksilikler yaşanır? Hücre nasıl bir kaybı uğrar? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkasından hücre döngüsünü mitoz kısmı özellikle eski ismiyle mitoz olarak bilinir. Aslında doğrusu hücre döngüsünü öğreneceğiz gençler. Hücre döngüsü dediğimiz zaman hücrenin hayatından bahsediyoruz. İçeride çekirdeği böldüğü evreye de mitoz ismini vereceğiz. Bu ünitenin içerisinde çok fazla derecede kodlama kullanacağız. Gençler mesela mitozun evreleri olacak. Önce bir interfaz evresi dediğimiz evre söz konusu oluyor. Kendi içinde birkaç tane alt ee, basamağa ayrılacak diyeyim. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitokinez gibi evreler var. Biz bunları interle profesör metenin anası telefon satacakmış şeklinde mesela kodlamaya kaparak aklımızda daha kolay kalması Sınıf sağlayacağız. Biyoloji dersi için konuşmuyorum gençler. Tüm dersler için kodlamalar çok daha kolay e, öğrenmenizi sağlar. Ya hocam kodlama çok uzun. Ben bunu öğreneceğime basamakları tek tek öğrenirim. Tabii ki öyle bir öğrenme de yapabilirsin. Ya da ben kodlama yapacağıma ip mas diye aklımda tutarım. O da senin tercihindir ama kodlamaların uzun vadede akılda kalıcılığı arttırdığı biliniyor diyeyim. Gençler ben mümkün olduğunca size tabii ki aralarda kodlamaları vereceğim. Mitozu öğreneceğiz. Diyeceğiz ki bir tane hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyor. Genetik çeşitlilik yok. Oluşan hücreler birbirinin tıpa tıp aynısı. Ana hücrenin aynısı. E o zaman bu aslında neyin temelini meydana getirecek? Eşeysiz üremenin üreme canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Şunu karıştırmayacaktık. Bir canlının hayatına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Yani benim çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. Ama neslin devam edebilmesi için, türün devam edebilmesi için üreme şarttı gençler. Yani insan türünün devam edebilmesi için tabii ki bazı bireyler üremeli diyeyim. Üremeyi de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir eşeğisiz üreme bir de eşeğili üreme var. Eşeğsiz üreme adı üstünde karşı bir eşeği yok. Tek bir ata bireyden yeni yavruların meydana gelmesi anlamına gelecek. E tek bir ana birey olduğu için de tabii ki genetik çeşitlilikten bahsedemeyiz. Bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, sporlu üreme, rejenerasyon, vejetatif üreme ve partonogenes eşeğsiz üremenin çeşitleri olacak. Tabii ki konusu gelince ben bunları uzun uzun aça aça anlatacağım falanca falanca bölünerek kurar baralarılarında partonogenez gelir. Partonogenezle üreme görülür. Üniversite sınavında sorusu geldi gençler. Okul yazılısında da mutlaka tablosu çıkar diye hem yazılıya yönelik hem üniversite sınavına yönelik taktikler vereceğiz. Arkasından neden bahsedeceğiz? Mayozdan bahsedeceğiz. Mayoz bölünme dediğimiz bölünme sonucunda da üreme hücresi dediğimiz işte hayvanlar alemini düşünürsek... Sperm ve yumurtaların bitkiler alemini düşünürsek polen ve yumurtaların yani üreme hücrelerinin oluşturulduğu bölünme şekli olacak. Mayoz bölünme tabii ki neyin temeli olur? Genetik çeşitlilik meydana geldiği için tabii ki eşeyli üremenin temelini oluşturmuş olacak. Mayozu da mesela kendi içerisinde ikiye ayıracağız. İki tane ana evresi vardır diyeceğiz. En başta yine interfazdan bahsedeceğiz. Hazırlık evresi bunda da görülüyor diyeceğiz. Mayoz birin evrelerine profaz bir metafaz bir anafaz bir telofaz bir stokinez bir diyeceğiz. Mayozikin nevrelerine de bunların sonuna ikileri koyacağız. Yani aslında kodlamayı bir kere aklımıza yazacağız. Sonra hem mitozda kullanacağız hem de mayozda kullanmış olacağız diyeyim gençler. Aslında ana hat ne? Mitoz ve eşeysiz üreme. Çünkü eşeysiz üremenin temeli mitozdur. Mayoz ve eşeyli üreme ikinci basamağımız oluyor gençler. Üniversite sınavında her sene hücre bölünmeleri konusundan bir tane TYT sınavında soru karşımıza çıkıyor. Bazen mitozun genel özellikleri üzerinden soruyorlar. Bazen karşılaştırma yaptırıyorlar. Bu soru bu konu karşılaştırma yapmaya çok müsait. ÖSYM de üniversite sınavında karşılaştırmalı soru sormayı çok seviyor. Mesela bu sene üniversite sınavında şekilsel bir soru vardı. Yukarıda verilen işte hücre bölünmelerinden hangileri mitoz mitoza hangileri mayaza aittir tarzı bir soruydu. Mitozla mayoz arasındaki karşılaştırmayı istedi. Dediğim gibi bir soru mutlaka bu konudan geliyor her sene karşımıza. Herkesin demeyeyim ama çoğunluğun korkulu rüyası olan kalıtımın genel esasları kısmına geldik gençler. Niye çoğunuzun korkulu rüyası diyorum. Çünkü korkulu rüya olmasına gerek yok. Belki etrafınızdaki çoğu kişinin korkulu rüyası olduğunu bilirseniz biraz daha bu konuya özen gösterip herkesin önüne bir adım geçebilirsiniz. Kalıtım konusu aslında bulmaca çözme gibi gençler. Genellikle soy ağaçları üzerinden sorularını soruyorlar. Biz soy ağaçları üzerinde tık 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 yerleştirme yaparak sorularını çözeceğiz. Kalıtımın genel esasları kısmında tabii iki kalıtımın babasından bahsederek başlayacağız. Genetikle ilgili ilk kavramları bulan ilk ee... Çalışmaları yapan kişi Mendel'dir. Mendel'den bahsettikten sonra çalışmalarını yaptığı bezelye bitkisinden bahsedeceğiz. Neden bezelye bitkisini seçti? Bezelyenin hangi özellikleri onu başarıya götürdü? Bunlardan bahsedeceğiz. Yaptığı senelerdeki çalışmalar hala geçerliliğini koruyor ama genetik çok büyük bir bilim dalı biliyorsunuz ki her geçen gün yapılan çalışmalar artıyor ve bizim genlerle ilgili, genetikle ilgili bilgilerimiz fazlalaşıyor diyeyim gençler tabii ki konunun içerisinde di hibrit çaprazlama gibi Mendel'in döneminde bilinen çaprazlamalardan bahsedeceğiz daha sonraki yıllarda bulunan eş baskınlık çok hallerli kalıtım eşeğe bağlı kalıtım kan gruplarındaki kalıtım konularımızın içerisinde yer alacak. Akraba evliliği de yine bu konuyla bağlantılıdır gençler çünkü e, kusurlu olan genlerin bir araya gelerek bazı hastalıkların ortaya çıkması söz konusu oluyor. Akrabalarda bu durum çok fazla derecede artış gösteriyor. Yani her akraba evliliği yapan kişinin hastalık sahibi bir çocuğu olacak diye bir kural yok tabii ki. Ama yapılan istatistiksel çalışmalar gösteriyor ki akr akraba kişilerin evliliğinde bu çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali tabii ki çok 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 yükseliyor. Üniversite sınavında kalıtımdan da her sene bir soru geliyor. Son 3 saniye bakacak olursak 3 senede üst üste soy ağacı üzerinden sordular gençler. Bazen işte şuraları yazıyor. Diyor ki aktarım nasıl yapılabilir? Bazen soy ağacını veriyor. Diyor ki işte eşeğe bağlı mı olarak aktarılmıştır? X kromozomuna bağlı olarak mı aktarılmıştır? Vücut kromozomlarında mı aktarılmıştır? Sen soy ağacı üstünden bakarak yerleştirme yapmaya çalışıyorsun. Soy ağaçlarını çok 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 önemseyeceğiz bu sene. Çünkü çok uzun yıllardır hep soy ağaçları üzerinden üniversite sınavında soru geliyor. Üniversite sınavında bundan çok soru geliyorsa da okul hocaları bu konuyu çok seviyor. Ve genellikle yazılarda mutlaka soy ağaçlarından soru soruyorlar diyeyim gençler. Buradan da geliyorum ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları kısmına. Bu sene ekosistem ekolojisini göreceğiz. Seneye sayısal seçecekler için konuşuyorum. 11. sınıfta da komünite ve popülasyon ekolojisi ünitesi var. Yani aslında 10 ile 11'in içerisinde ekoloji ünitesi kendi içinde bölünmüş durumda. Ekosistem ekolojisi ile ilgili soru tabii ki TYT sınavında geliyor. Mutlaka her sene bir tane sorusu geliyor. AYT sınavında da 11 ekolojisinden iki tane soru çıkıyor gençler. Ekosistemler ne demek? Sınırları belli bir alanda tüm canlı ve cansızların bir arada bulunduğu alanlara ekosistem deniyor. Tabii ki bu de ekosistemi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Canlılar nasıl etkiliyor? Cansızlar nasıl etkiliyor? Hangi canlılar var? İklim değişirse ne gibi şeyler söz konusu olur? Canlılar burada yaşıyorlar ama bu canlılar nasıl bir beslenme ilişkisi içerisindeler? Besin zincirleri nasıl kuruluyor? besin piramitleri nasıl kuruluyor bunlardan bahsedeceğiz. Madde ve enerji akışlarının nasıl olduğu bizim için önemli olacak ekosistemlerde değil. Ekosistem ekolojisini bitirdikten sonra ikinci parta geçeceğiz. Güncel çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Güncel çevre sorunları çok önemli bir kısım gençler. Normal şartlarda öğrencilerin aman tırt bunlar hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ben yaparım. Bu soruları zaten çalışmama gerek yok dediği kısımlar Vardı. ama artık kavramlar üzerinde daha fazla duruluyor. Sera etkisi, ötrofikasyon, küresel ısınma, işte su ayak izi, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi gibi kavramları bu konunun içerisinde öğreneceğiz. Dünyada nasıl bir ee, yaşam şeklini benimsersek ekosisteme en az şekilde zarar veririz. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki doğal kaynaklarımız, ekosistemde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar konularımız içerisinde yer almış olacak. Üniversite sınavında da son üç senede şöyle yapıyorlar gençler. Bir sene ekosistem ekolojisinden bir sene güncel çevre sorunlarından soru soruyorlar. Mesela işte güncel çevre sorunlarından biyoçeşitlilikle ilgili bir soru sordular. Ertesi sene madde ve enerji akışı yani ekosistem ekolojisi ile ilgili bir soru sordular. Bu senede sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yani güncel çevre sorunları kısmından bir soru karşımıza çıktı. Bunları bitirdiğimiz zaman tabii ki 10. sınıf biyoloji konularını bitirmiş olacağız. Onuncu sınıf biyoloji özelinde değil tüm biyoloji için konuşuyorum gençler. Biz biyoloji dersinde nelere dikkat edelim? nasıl bir çalışma yapalım bunlardan da biraz bahsetmiş olacağım. Şimdi baktığımız zaman gençler nelere dikkat etmemiz gerekiyor biyoloji dersine çalışırken. Birincisi konunun mantığını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ya hocam biyoloji neden sayısal da, bunun sözel bir ders olması lazım, bu çok ezber demeyin. Biyoloji ders dersi size yazı gibi gelse de sayısal zeka gerektiren sayısalla yakın bir derstir. Konuların tamamı da birbiriyle bağlantılıdır. Ezber yaptığınız şey bir süre sonra mutlaka unutulacaktır gençler. Tabii ki ilk çalışma kısmında ezberlemeye çalışıyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz. Duvara bakarak kendi kendimize anlatıyoruz. Kağıtlara notlar alıyoruz. Ama bu konuları birbiriyle bağlantılı bir şekilde öğrenmeye gayret gösterirsek o ezber artık hafızamıza kazılı hale geliyor. Dersten önce mutlaka ön hazırlık yapmanız gerekiyor gençler. Ön hazırlık yaparsanız işiniz çok 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 kolay hale gelecektir. Biyoloji görselsiz olmaz. Not çıkartılmalı, özetler çıkartmalısınız ve aklınızda en kalıcı hale getirmelisiniz gençler. Hangi kitabı yazarsak yazalım, hangi mükemmel işte tekniği kullanırsak kullanalım sizin kendi özetinizin önüne geçemeyiz gençler. Senin kendi çıkarttığın özet mutlaka aklında kalıcılığı en üst düzeyde olan nottur gençler. Mesela kitapların içerisinde biz de konu özetlerini veriyoruz. Sen baktın hücre döngüsü evrelerini hoca şekilli vermiş. Şekiller görsel hafızada kalmasını çok fazla derecede arttırır. Hü hücre döngüsünün iki tane evresi var. İnterfaz mitotik evre. Bunları ne yapmış? Mitoz ve sitokinez diye ayırmış. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış dediği kısımda şurası oluyor şeklinde. Kendine not notlar alırsan, küçük küçük kağıtlar hazırlarsan veya bir biyoloji defteri özet notlar tutacağın edinirsen işin çok kolay olur. Milli eğitim kitabını açayım böyle roman gibi okuyayım benim aklımda kalsın. O biyolojide en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesidir gençler. Konuyu öğrendikten sonra tabii ki öğrendiğimiz konuyu mutlaka testlerle pekiştirmeliyiz. Tamam ben öğrendim mitos şöyle gerçekleşiyormuş ama bu konuyla ilgili sorular nasıl geliyor? Kaç farklı soru? Tipi var. Hangi sorular en fazla karşımıza çıkıyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Sadece kendi dersim için değil, tüm dersler için söylüyorum. Düzenli çalışılmayan, tekrar edilmeyen dersler maalesef ki unutulmaya mahkumdur diyeyim. Gençler, biraz önce size sıfırdan ona biyolojiyi gösterdim. Dokuzuncu sınıfta olduğu gibi 10. sınıfta da aynı sistemle ilerleyeceğiz. Biraz ondan da bahsedeyim gençler. Mesela ben size ilk hücre bölünmelerinin gerekliliğini anlatacağım. Sonra diyeceğim ki sıfırdan onanızı açın. Hücre döngüsünün gerekliliği kısımlarını çözün diyeceğim. Sayfa 15'e kadar yapmadığınız hiçbir kısım kalmasın diyeceğim. Bir sonraki dersimize geçtiğimiz zaman sayfa 41'e kadar ki kısımdan sorumlusunuz diyeceğim. Mutlaka bu soruları çözün diyeceğim. Siz de verdiğimiz soruları üstüne çözdüğünüz zaman tabii ki en verimli hale getirmiş olacaksınız gençler. Biz sıfırdan ona biyolojide ilerleyeceğiz. Sizin tabii ki farklı kaynaklarınız varsa videonun sonunda hoca nereden nereye geldi. Bakın ona göre kendi kaynağınızdan sayfanızı ayarlayın. Kitapları nereden elde edebiliriz? Tabii ki en yakın Tonguç Kırtasiyeden elde edebilirsiniz. İnternette de satışlar mevcut gençler. Siz bizlerden daha teknolojiye yakınsınız diyeyim. Hemen buradan da ödüllü soruya geçiyorum gençler. Umarım çok 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 verimli bir sene sizin için olur diyeyim. Biyoloji dersini kolay öğrenmek ve unutmamak için siz neler yapıyorsunuz yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.